Başar Kliniğe hoş geldiniz. Ben Doktor Erak Başar. Acaba HPV sizde varsa yine de HPV aşısı olmalı mısınız? Bu konudan kısaca bahsetmek istiyorum. Bildiğiniz gibi HPV aşıları rahim ağzında kanser yapan HPV tip 16 ve tip 18'e karşı koruyuculuk sağlıyor. Rahim ağzında HPV enfeksiyonu tespit ettiğimiz hastalarımız sıklıkla bize şu soruyu soruyor. Acaba HPV aşı olmalı mıyım? Aşı olmanın çeşitli avantajları var. Onlardan bir tanesi hastamızda rahim ağzında HPV 16 enfeksiyonu olduğunu varsayalım. HPV 18 enfeksiyonu yok. Bu kişiye aşı yaptığınız zaman HPV 18 virüsüne karşı da hastamızı korunaklı hale getirmiş oluyoruz. İkinci bir konu da şu. Biliyoruz ki rahim ağzına HPV enfeksiyonu bulaştığında çoğu kişide %80 ila 90 ihtimalle 2 yıl içerisinde biz bu virüsün vücuttan atıldığını biliyoruz. Virüsün sonradan tekrardan vücuda girmesini ciddi anlamda önleyecektir aşı. Bundan dolayı hastalarımız bize sorduğunda HPV aşısı olmalarını mutlaka tavsiye ediyoruz. Hem onlarda mevcut olmayan tiplere karşı koruma sağlaması açısından hem bu virüs vücuttan atıldıktan sonra tekrar kapılmasının önlenmesi açısından. Aşının bir diğer avantajı da genital sihirlere karşı korunma sağlanması. Cinsel olarak aktif bireylerde biliyoruz ki genital sihirler çok kolaylıkla temas yoluyla yayılabiliyor. HPV enfeksiyonu daha önce hiç geçirmemiş olan birinde dahi kolaylıkla genital sihirler bulaşabiliyor. Bunlar da tekrar müdahale gerektiren bazı lezyonlara sebep olabiliyor. HPV aşısı daha önce olmamış genç kadınlarda mutlaka biz aşıyı tavsiye ediyoruz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer bu veya başka bir konuyla alakalı sorunuz olacak olursa bana Instagram hesabımdan veya e-posta adresimden ulaşabilirsiniz. Size sağlıklı günler diliyorum. Sevgilerimle.